İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyurmuş. Nebi Ekrem Efendimiz Beyt-i Muazzam'ın içine girdikleri zaman onun bütün cihetlerinde dua ettiler. Namaz kılmadan çıktılar. Dışarıda Kabe'nin önünde makam-ı İbrahim'de 2 rekat namaz kıldılar. Ve kıble işte budur buyurdular. Efendimizin mahiyetinde Bilal ile beraber Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd'den gelen rivayette içeride namazın kılınmadığını söylüyor. Bilal radıyallahu anh ise Kabe'nin içinde namaz kılındığını haber vermiştir. Bunların telifi hususunda şunlar söylemiştir. Bunları nasıl anlarsın? 2 rivayet var. Birisi diyor ki sahabe, Peygamberimiz Kabe'nin içinde namaz kıldı diyor. Birisi kılmadı diyor. Allah Resulü'nün Kabe'ye 2 defa girmiş olması muhtemeldir. Vaka birden fazla olmuşsa rivayetleri telif etmekte müşkilat yoktur. O zaman bir defa girdiğinde kılmamış, bir defa girdiğinde kılmış. Fakat vaka bir ise Hazreti Bilal'in ispaten vaki olan ve ziyade ilim ihtiva eden rivayetiyle amel etmek lazım gelir. Fazla bilgi. Diğerleri namaz kılmadığını söylüyor. Bu kıldığını söylüyor. Bir fazlalık var burada. Ve yaptı diyor. Yaptı demek yapmadı demekten önce geliyor. İspat eden, nefy edenden önce geliyor. Böyle bir usul kaidesi var. Dilde, lügatte, fıkıh usulünde. Bir kimse bir şey yaptığını söylüyor, birisi yapmadığını söylüyorsa yaptığını söyleyen biraz daha öncelikli kabul ediliyor. Çünkü bir bilgiyle bunu iddia ettiği düşünülüyor. Bir de fazla bilgiyi ifade eden, el-ahsu bi ziyade vacip demişler. Fazla bilgi ifade eden rivayeti almak lazım diye. Zira ispat nefye mukaddemdir. Yaptığını iddia etmek, yapmadığını söylemekten önce gelir. Bu sebeple onu tercih etmek lazım gelir. Namaz kılınmadığını söyleyenlerin nefyine sebep ise şudur. Namaz kılmadı diyenler niye bunu söylüyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile 2 sahabisi Kabe'nin içine girip kapıyı örttüler ve dua ile meşgul oldular. Bilal radıyallahu anh Resulullah'a yakın bir yerde bulunuyordu. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılınca bunu yakında duran Bilal radıyallahu anh gördü. Uzakta duran Üsame radıyallahu anh ise göremedi. 2 kişi girmiş Bilal ile Üsame. Bilal yakında olduğu için Efendimiz ayakkabılarını, eşyalarını tutuyor. O gördü diyor. Üsame belki kapıyı tutuyordu. Belki uzakta kendisi namaz kılıyordu. O göremedi diyor. Bilhassa kapı örtülüp oradaki loş olmuş, ortalık loş olmuş, namaz da hafif kılınmış. Efendim kısa 2 rekat kılmış. Hazreti Üsame ise hep dua ile meşgul olmuştu. Bu sebeple Üsame radıyallahu anh zannına binaen namaz kılmadı diyebilir. Dışarıda kalanlar zaten görmediler ne olduğunu. Velhasıl Kabe'nin içinde namaz kılmanın cevazı ihtilaflı bir meseledir. Ebu Hanife ile İmam Şafii'ye göre Kabe'nin içinde farz da nafile de kılmak caizdir. Ebu Hanife ile İmam Şafii Kabe'nin içerisinde farz namaz da kılınabilir, nafile namaz da kılınabilir demişler. Peki Kabe'nin içinde kıble nasıl dönülecek? Hangi yöne dönerseniz orası kıble. Kabe'nin her yönü insana karşı gelen her cüz'ü kıbledir. Kabe'nin her parçası kıbledir ve namaz kılarken kıbleye doğru dönmek farzdır. Kabe'nin içerisinde her tarafa dönülebilir. Hac eden kimsenin Beyt-i Şerif'in içine girip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyelerine ittibaen 2 rekat namaz kılması, Beyt'in dahiline ayakkabı ve mesle girmemesi, Hicr da Beyt'ten sayıldığı için oraya da tazimen yalın ayak girmesi müstehaptır. Şimdi çok imkan yok tabi ama imkan olabilirse Kabe'nin içine girmek, orada namaz kılmak sünnete uygun olarak müstehap kabul edilmiş. İçeriye ayakkabıyla girmemek, ayakkabısız girmek, mest ile de girmemek diyor. Böyle tevazu ile ayakkabısız girmek, mestsiz girmek. Hicr da Kabe'nin arkasındaki yarım daire şekli. Aslında orası da Kabe'ye dahildir. Onun için orası orada namaz kılan da Kabe'nin içinde namaz kılmış sayılır. Hicr bölgesi İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığına göre Kabe'ye dahildi. Mekkeliler yıkıp yeniden yaparken oraya yetecek kadar helal para bulamadıkları için, haram paralar çok ama helal parayla Kabe'yi yapalım diye karar almışlar. Helal para bulamadıkları için orasını yarım bırakmışlar. Ama Kabe'den olduğu anlaşılsın diye de küçük bir duvarla, yuvarlak bir daire çekmişler. Altın olduğun alt tarafı. Orası da oranın da bir kısmı tabii ki 8 metrelik bir yer orası. Kabe'den duvarın en uzak
köşesine, ortasına kadar. Bu 8 metrenin 3 metresi Kabe'nin içine dahil. Diğer 5 metresi ise İsmail Aleyhisselam'ın gölgeliği. Orada Kabe'nin duvarında bir gölgelik yapmışlar. Onun yeri oluyor. Dolayısıyla oraya girince de Kabe'nin duvarından 3 metre mesafenin içerisinde kılmak namazı, Kabe'nin içerisinde namaz kılmak demek. Orada namaz kılmak, oraya tazimen ayakkabısız girmek, mestsiz girmek müstehap görülmüş.